Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz doçent Berna Kıran. Hoş geldiniz Berna Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kariyer geçmişinizi dinlemeyi çok isterim. Peki. Ben doçent doktor Berna Kıran. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldum. Lisanstan, yani işletme mezunu. Bir akademisyenim. Daha sonra yüksek lisansımı yine aynı şekilde Çukurova Üniversitesi'nde yaptım. Sonrasında da doktora eğitimimi yine orada tamamladım. Sayısal yöntemler anabilim dalında. Şu anda da halen doçent olarak görev yapmaktayım. Hı hı. Tabii Çukurova Üniversitesi köklü bir üniversite olduğu için biraz sayısal yöntemler de yeni bir alandı zamanında. O yüzden hep Çukurova Üniversitesi'nde eğitim gördüm dedim ama aynı zamanda yüksek lisans eğitiminde bir sene sağ olsunlar hocalarım destek oldu. Linköping Üniversitesi İsveç'te bir sene eğitim gördüm. Hı-hı. Sonrasında da doktora eğitimim sırasında yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir sene endüstri mühendisliğinde doktora dersleri aldım. 2014 yılında sinirsel bulanık mantık modellemesiyle öngörü çalışması yaparak doktora tezimi tamamladım. 2016'dan beri de çalışmaktayım aynı kurumda. 2020 yılında doçent oldum. Yine aynı şekilde makaleler, çalışmalar, yüksek lisans tezleri, öğrencilerimizle devam etmekteyiz çalışmaya. Çok güzel. Peki neden akademisyen olmayı seçtiniz? Açıkçası akademisyenler için şunu söyleyebilirim. Büyümeyen öğrenciler diyebilirim akademisyenler için. Şöyle ki düşündüm aslında lisans öğrenimim boyunca şunu düşündüm. Ya özel sektöre girsem ya da işte bir bankada çalışsam nasıl bir iş yapabilirim? Benim en iyi bildiğim şey okumak dedim. Yani en çok sevdiğim şey okumak. Bir de gerçekten bizim Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü hocalarına buradan sevgilerimi yolluyorum. O zaman onlar benim öğretmenlerimdi. Şimdi meslektaşım oldular. Gerçekten iletişimi çok kuvvetli hocalardı ve onları da bir bakıma rol model aldım diyebilirim. Okumayı çok seviyordum. Yani derslerim iyiydi. Fakülte birincisi olarak mezun oldum. Öyle olunca hocalarım da desteğiyle hani gel sınava gir bir görelim dediler. Yapabilirsin sen bu alanı dediler. Onlar da çok destek oldular. Böylelikle akademisyenlik yoluna girmiş oldum. Çok güzel. Peki işletme bölümü denilince akla aslında birçok farklı alan geliyor genelde. Sayısal yöntemler ana bilim dalı genelde pek bilinmiyor maalesef ama bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii tabii. Evet işletme bölümü denilince aslında akla çok bilindik. Yani bir organizasyon yapısı içerisindeki işte yönetim organizasyon, üretim, pazarlama, muhasebe, finans gibi alanlar geliyor. Hı hı. Sayısal yöntemler çok bilinmiyor. Zaten bilinmediği için yavaştan, biz de zaten çok küçük bir anabilim dalıyız. Bilinmediği için geliştirmek adına elimizden geleni şimdi yapıyoruz. Sayısal yöntemler aslında şöyle söyleyebilirim, uygulamalı bir bilim dalı. Hı hı. Yani objektif ve bilinçli bir karar verme üzerine aslında pek çok sayısal metodu içeriyor. Matematiksel modeller kullanıyoruz. Türkiye'de sayısal yöntemlerin işletme alanında yani işletme eğitimine katılma sebebini ben açıklayayım açıkçası. Hı hı. Şöyle ki aslında endüstri mühendisliği alanı dersi sayısal yöntemler. Yani endüstri mühendisliği eğitiminde sayısal yöntemler alanı var ve bu dersleri görüyorlar. Ancak şunu görüyoruz ki sonraki yıllarda işletme mezunu bir yönetici endüstri mühendisliğindeki bir kişiyle sorun yaşıyor. Yani uyum sorunu. Çünkü aynı bazı şeylerde aynı dili konuşmamış oluyorlar. Bu uyum sorununu ortadan kaldırmak için işletme eğitimine de sayısal yöntemler metotlarını uygulamışlar, kullanmışlar ve biz şimdi onu anlatmaya çalışıyoruz. Son yıllarda gerçekten özellikle bu alanda olduğum için de söylemiyorum ama İyi ki bu alandayım çünkü daha önceden ben de bilmiyordum yani asistanken, asistanken diyorum öğrenciyken ben de bilmiyordum. Ama şimdi diyorum ki iyi ki bu alanı seçmişim çünkü disiplinler arası çalışabiliyoruz. Şu an mesela yapay zeka teknolojisinden hani bahsediyoruz ya aslında sayısal yöntemlerin en son geldiği alan o.
biraz bahsetmemi isterseniz çok az bahsedeyim. Örneğin sayısal yöntemlerde bir işletme probleminde karar vereceğiz, değil mi? Burası da bir işletme sonuçta, bir kanal. Örneğin bir işe alım yapacaksınız, bir muhabir alacaksınız. Hangi muhabiri almanız gerektiği konusunda ya da hangi niteliklerde bununlarla ilgili doğru kararı vermek için işte bu noktada sayısal yöntemler devreye giriyor. Onun dışında mesela reklam aralarında süreleri hesaplıyorsunuz, değil mi? Reklam kaç dakika girecek? İşte bir çizelgeleme yapıyorsunuz. Onun gibi bu sürelerin belirlenmesi ya da diyelim ki reklam verecek şirketler oluyor, müşterileriniz oluyor, öyle diyebiliriz. Bunlarla görüşmelerde hani finans şirketleri acaba hangisi olsun, hangisi daha uygun diye bu seçimin gerçekleştirmesi gibi düşünün. Pek çok alanda kullanabiliyoruz. Sağlık sektöründen işte medya sektörüne kadar farklı disiplinlerde bir karar vermeyle ilgili bir problem varsa, bir optimizasyon yapacaksak, optimizasyon yani maksimum karlılık ya da minimum maliyetle en uygun koşullarda optimal bir sonuca ulaşmak istiyorsak biz bu teknikleri kullanıyoruz. Genel anlamda hani bu şekilde aslında tanımlayabilirim. Peki mesleğiniz yani akademisyenlik aslında halk arasında çok zor, yani akademisyen olmak çok zor olarak biliniyor, aşamaları zordur diye biliniyor. Bu doğru mu? Doğru bir algı mı? Şöyle çalışkan biriyseniz, okumayı seviyorsanız o kadar zor değil aslında. Yani not ortalamanızın bir kere yüksek olması gerekiyor. Yani derslerinize ilginizin olması gerekiyor. Okumayı sevmeniz gerekiyor. En önemli şeylerden biri bu. Çünkü biz öğrenciliği bitmeyen öğrencileriz aslında akademisyen olarak. Sürekli bir çalışma halindeyiz. Sonra sadece çalışma değil, artık yeni akademisyenler de yetiştirmemiz gerekiyor bu bilinçte. Kitaplar yazıyoruz, makaleler yazıyoruz. O yüzden o bilinçte sürekli takip etmemiz gerekiyor yeni neler var. Örneğin şimdi işletmede mesela sayısal yöntemler alanında baktığımızda biliyorsunuz yazılım çok önemli. Bilgisayar artık tüm işletmelerde kullanılan bir kavram. Bilişim sistemleri ki keza öyle. Yani Türk şirketlerinin rekabet edebilirliğini arttırmak için bilgisayar teknolojisinin, özellikle bilişim teknolojinin her türlü işin içinde olması gerekiyor. Yani üretim departmanından muhasebedeki tuttuğumuz kayıtlara kadar hepsinin artık yazılımlar aracılığıyla yapılması gerekiyor ki hem zamandan kazanalım, hem zaman maliyeti, hem de gerçek anlamda maliyetimizi düşürelim ve teknolojiye ayak uyduralım, rekabet edebilirliğimizi ve aslında iş şöyle baktığımız zaman şirketimizin ömrünü uzatalım diyebilirim. Bu açıdan öğrencilerimizi yönlendirmek adına biz yüksek lisansta, özellikle hani lisans boyutunda değil ama yüksek lisansta, doktorada daha çok böyle yazılım öğretmek gibi. Hatta çok uzun senelerden beri bizim uzaktan eğitimimiz var. İşletme ve teknoloji yönetimi diye uzaktan veriyoruz. Online yüksek lisans dersi. Orada daha çok böyle yazılımlar, daha teknolojik bilgiler, hani daha böyle güncel şeylerle tedarik zinciri, işte teknoloji yönetimi, veri madenciliği gibi dersler anlatıyoruz. Orada da yazılımlar öğrenilebilir. Yani hem işletmelerin rekabet edebilirliği adına, hem de belirsiz gelecekte, riskli ortamda nasıl karar verilir, o tarz metotları göstermeye çalışıyoruz. Tabii literatür bazında destekliyoruz. Uygulamada onlara kalmış oluyor. Peki akademisyenliğin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Ya açıkçası ben kendi adıma çok olumsuz bir yönünü çok yaşamadım ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Kadro mevzusu zaten her zaman sıkıntı olabilecek bir şey. Bir de devamlı ve sürekli ve disiplinli çalışmayı gerektiren bir alan. Eğer alanınızda doktora zamanında çok iyi çalışmazsanız sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok disiplinli ve doğru çalışmanız gerekiyor. Çünkü sistem ve düzen sürekli yenilenen kriterler ortaya çıkıyor. İşte atamalarda bu kriterleri takip etmek gerekiyor. Yani olumsuzluk derken bunu söyleyebilirim bir tek. Hani çalışmayı çok sevmeyen biri için çok uygun bir meslek değil açıkçası. Yani okumayı çok sevmeyen birisi için. O sebeple olumsuz olarak bir tek bunu söyleyebilirim. Hani kendinizi geliştirmeniz adına takip etmeniz gereken şeyler ve disiplinli çalışmak, sıkı çalışmak bazı insanları yorabiliyor. Bunu söyleyebilirim bir tek. Evet. Peki son yıllarda pek çok üniversite açıldığı biliyoruz ki akademik camia büyüyor. Gençler akademisyen olmayı önerir misiniz? Yine aynı şey, aynı noktaya geleceğiz ama eğer gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum, gerçekten
okumak, okumaktan yanalarsa, ki şu an Z kuşağında birazcık böyle şey var, her şeyi hemencecik bir tıkla elde etme hemen ya da sonuca varmak, tabii hemen sonuca varmak istiyorlar. Burada öyle bir şey yok. Yani okuyacaklar, emek verecekler. Önce lisanslarını güzel bir şekilde bitirecekler, sonra yüksek lisans yapacaklar, tez yazacaklar, makaleyi yapacaklar, üretecekler, hocalarıyla birlikte bildiri sunacaklar, kendilerini geliştirecekler. Hem yazma becerilerini, hem aynı zamanda dil becerilerini, İngilizce evrensel bir dil, bizim alanımızda da öyle. Hı hı. Yurt dışında makale yayınlamak artık zorunlu gibi bir şey oldu. Çünkü atama kriterlerimizde bile var. Hı hı. Özellikle. Doktoralarını iyi bir konu seçecekler. Kendilerini en çok akademisyen olmak isteyen arkadaşlarım doktora zamanında çok iyi geliştirebilirler. Bir de asistan olmak istiyorlarsa da notlarını yüksek tutacaklar her hı hı. açıdan. Peki asistan dedik ama aslında evet. halkımız arasında, halk arasında daha doğrusu asistan olmak köle olmaktır deniyor. İşte hocaların çantasını taşır. Değil mi? Çantasını taşır gibi evet, ifadeler. Torpil olması gerekir. Evet. Böyle midir gerçekten? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani torpil olsaydı açıkçası benim annem babam, yani annem ev hanımı, babam memur, beyaz yakalı. Ailemizde profesör yok, kimse yok. Yani açıkçası torpil olsaydı ben olamazdım diyebilirim. şunu söyleyebilirim. Bu birazcık da kurumun mantığıyla da aidiyetle de ilgili bir durum aslında hı hı. bakarsanız. Çünkü inanın ben kendi bölümüm için bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bir torpilin olmadığı bir bölüm, işletme bölümü. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdareler Fakültesi'nde torpil yok. Çünkü olsaydı gerçekten ben kimseyi tanımıyorum açıkçası. Kimseyi tanımıyorum yani. O yüzden ben olamazdım. Sağ olsun hocalarım destek oldular da ben sınavlara girdim. Ve akademisyen olabildim. Bir memur çocuğu olarak şu an doçent doktor olarak ben de diğer öğrencilerime bakın ben hani oldum siz de yapabilirsiniz bu alanı seçebilirsiniz diye rol model olmaya çalışıyorum. Asistanlık için ne düşünüyorsunuz asistanlık, peki? Asistanlık, okey. Asistanlık da şöyle, evet o tarz kullanan ya da suistimal eden elbette ki hocalar olacaktır ama galiba bu konuda ben yine biraz şanslıyım, öyle söyleyebilirim. Benim anabilim dalım da küçük olduğu için yani ben çok kıymetli bir hocayla çalışıyorum. Hala aynı anabilim dalıyız. Profesör Doktor Erkut Düzak'ın. Sağ olsun yani hep meslektaşı olarak bana yaklaştı ve hep öyle. Asistanlık tabii ki süreç olarak zor. Çünkü neden zor? Bir kere hem kendinizi geliştirmek adına çalışıyorsunuz, hı hı. kendi teziniz var. Hem okulla ilgili işleri yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani eğer kurumda girmişseniz kuruma, hani dışarıdan da çünkü yüksek lisans ya da doktora yapılabiliyor ya, eğer siz asistansanız, araştırma görevlisi kadrosunda yer alıyorsanız, kendiniz hem çalışmak zorundasınız, hem bölümün işleri olabiliyor, sınavlara giriyorsunuz, sınav çoğaltıyorsunuz, yeri geliyor bazen derslere giriyorsunuz ama bunların hepsi tecrübe. Yani şu yok, ben hocanın çantasını taşıdım da beni asistan yaptı. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu hani yaygındır ya, evet. hocayı işte kötü bir tabir ama yalakalık yaptım da beni asistan yaptı. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü sınavlara giriyoruz, yazılı sınava giriyoruz, sözlü sınava giriyoruz. Ve bu sınavlara girebilmek için işte ALES puanınızın iyi olması gerekiyor, not ortalamanızın iyi olması gerekiyor, yabancı dil puanınızın iyi olması gerekiyor. Bunlar yoksa zaten o sıralamaya bile giremiyorsunuz, sınava da giremiyorsunuz. Evet. O yüzden öyle bir şey yok aslında. Peki akademisyenlerin sosyal medya kullanımı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl olmalı sizce? Evet, aslında son zamanlarda ben de yeni Twitter'a girdim, Twitter'a başladım birazcık. Yeni bir şeyler üretmek istiyorum açıkçası. Yani doçent olduktan sonra birazcık daha rahatlamış hissediyorsun kendini ve o camiada da biraz yer alayım ve yeni şeyler paylaşayım. Belki farklı bir içgörüyle yaklaşıp farklı şeyler yapabilirim. Belki kendime de katabilirim, öğrencilerime de, takip eden öğrencilerime de özellikle. O yüzden Twitter'da mesela şunu söyleyebilirim. Hocalarımız çok güzel. Eğer takip ederseniz, yani verimli kullanırsanız Instagram'da, Twitter'da bence sosyal medya hocalar açısından baktığımızda bence güzel. Ben yeni
gerçekten ulaşamayacağım hocalarla tanıştım. Çok değerli akademisyenlerle tanıştım Twitter sayesinde. Onları takip ediyorum, onları örnek alıyorum hala. Diyorum hani bir şeyler paylaşabilir miyiz, yapabilir miyiz? Belki onlarla ortak bir çalışma yapabiliriz. Sonrasında ekstra üzerine bir şeyler koyabiliriz. O yüzden hocaların bilgi vermesi adına sosyal medyayı kullanmalarını bence ben destekliyorum açıkçası. Pekala, sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama son olarak kariyer hedefleriniz nelerdir? Açıkçası şöyle söyleyeyim, tabii akademisyenlerin kariyer hedefi bellidir. Sonrasında belli bir, önce yardımcı doçent, sonra onun adını değiştirdiler, doktor öğretim üyesi yaptılar. Sonra doçent, sonraki aşamada profesörlük oluyor tabii. Ama ben artık bu aşamadan sonra birazcık daha proje bazlı çalışmak istiyorum. Biraz tabii ki yine makalelerimi yazmaya devam edeceğim. Kitap yazma gibi bir projem var. Ama proje bazlı çalışmak, TÜBİTAK projeleri, hani birazcık da böyle değişik aklımda şeyler var ama şimdi buradan söylemeyeyim. Biraz böyle öğrenci destekli açıkçası. Hani o tarz bir projeler üretmeyi düşünüyorum. Çok değerli arkadaşlarımı da işin içine katarak, yani meslektaşlarımdan da yine fikirler alarak. Bu şekilde bir planım var önümüzdeki günler için. İnşallah yararlı olur. Umarız gerçekleşir diyelim biz de. Çok teşekkür ederim. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok başarılar diliyorum mesleğinizde. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün doçent doktor Berna Kıran bizimle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.